Arkadaşlar bu akşam canlı yayın olabilir. O yüzden kanala abone olun, bildirimleri açın ve aklınızda bulunsun. Bu akşam saat 8 gibi falan canlı yayın olabilir. Onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Hemen videoya geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Bugün sizlerle birlikte gerçekten muazzam, muhteşem ötesi bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün EA yeni bir etkinlik getirdi. La Liga rekabetleri adında. Geçen sene de bu tarz etkinlikler geldi diye hatırlıyorum. Tam olarak nasıl olmuştu bilmiyorum ama bu tarz bir etkinlik gelmişti. Şimdi yine geldi arkadaşlar. Sizlere anlayabildiğim kadarıyla açıklamaya çalışacağım. Her zaman böyle etkinlikleri sizlere zaten anlatıyorum. Bunun için de like atmanız yeterli arkadaşlar. Ücretsiz olarak destek olmak için like atıp kanala abone olabilirsiniz. Ayrıca de 100.000 abone olunca bana destek olursunuz. Ve hızla büyüyen FIFA 11 ile bize katkıda sağlamış olursunuz arkadaşlar. Hemen şimdi telefonumu elime alıyorum. Ve etkinlikler La Liga rekabetleri çıktı diyor. Benim elimde maalesef 1000 FIFA point yok. Ancak etkinlikleri sizin için oynamadım, bekledim. Ve bunun da 25 günü var. Ve ben illa 1000 FIFA points biriktiririm arkadaşlar. Çünkü mücadeleler artık çok kolay bir şekilde kazanabiliyorum. Ve biriktirebilirim diye de düşünüyorum. Neyse arkadaşlar şimdi onları geçelim. Bunu çok sinir olduğum bir etkinlik bu. Çünkü bak vuramayacağım. Ya vurdum, güzel. Genelde ben bunda böyle bir 6 hedef ya. 6 vuruşta falan yapıyorum ilginç bir şekilde. Bak şimdi vuramayacağım. Tamam vurdum. Tamam artık o zaman vuramayacağım yok. Şimdi bir ikili daha vurursak 3 vuruşta olacak. Güzel olacak. Bu birli ama bunu vurmayalım. Bu ikilidir büyük ihtimal. Aynen vuralım hocam. Bak vuramadım. İşte abi ortadan düşmediği sürece bu tarz sorunlar yaşayabiliyorum. Şöyle vur abi, tamam birli vur, sıkıntı yok ama bak bunu da vuramadım. Ortadan inse çok daha rahat olacak. Yine ortadan inmiyor. Birli vurmayalım bari. Çok atacağım bu sefer. Bir alışamadım arkadaşlar. FIFA Mobile'in normalinde bu kadar değişik değildi bu. Neyse tamamladık. Şimdi hemen bir daha bakacağız. Şimdi ne yapmamız gerektiğini sizlere daha anlatmadım. Ama anlatacağım arkadaşlar. Şimdi videoyu baştan sona izlerseniz zaten ben anladığım kadarıyla yapacaklarımı size anlatacağım. Bunların hepsini ben bir tamamlayayım. Niye oluyor? Ne oluyor? Bir bakalım. Konuşamadım bir an. Neyse. Haydi bakalım. Bak çok kötü attım. Aşırı kötü attım. En azından bir vurduk ama iki kere üst üste 3 vurabilir miyim? Hadi abi. Vurabilir miyim? 3 gelebilir mi? Oha ben yukarıdan gelemez diye düşündüm. Aşağıya vurdu. Bayağı da bir yukarıdan atmıştım aslında. Neyse. Şimdi 2 vurur büyük ihtimal. Aynen. Bir 2 daha vurursak o zaman yeterlidir. Çok da kasmaya gerek yok. Ama birden vurmak istemiyorum. Lütfen 1'e gelmesin o. Ya abi. Gerçekten çok kötüyüm ya. Şu etkinliklerde isabet et. Penaltı vuruşlarında çok kötüyüm abi. Gerçekten penaltı vuruşlarında bir kötüyüm. Neden kötüyüm bilmiyorum ama penaltı vuruşlarında birazcık kötüyüm. Şu şeyi birazcık düzeltmek istiyorum. Hatta şunu da birazcık kaldıralım. Şu anda mikrofon bayağı bir uzakta benden. Hani yere koysam bir şey değişmeyecek aslında. Neden böyle havada koyuyorum bilmiyorum yani. Neyse. Rekabet puanları çarpı 5 dedi. Bir 5 rekabet puanı da aldık. Ve şimdi de 10 tane almak için bir etkinlik oynuyoruz. Ve bunlarla neler yapılabiliyormuş bir bakalım. Bu arada 1000 FIFA Points'lik paket de size bayağı bir fazla şey veriyor. O da çok işimize yarayabilir arkadaşlar. Şimdi bunu vurduk. Güzel bir şekilde. Güzel oldu. Hemen şöyle yapalım. İki tane vurabilirdi ya. Aslında iki tanesinin içinden geçti. Nasıl böyle oldu anlamadım. Güzel. Bir daha vurduk. Yes işte budur arkadaşlar. 4'te 5 yaptım ve daha önceden galiba bu etkinlikte bilmiyorum. Bu tarz bir etkinlikte 4'te 5 yapmak istiyorum demiştim. 8'de 5 falan yapmıştım. 9'da 5 hatta. O tarz bir şey yaptığımı hatırlıyorum. Şimdi ama demedim ama yine de yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Devam ete basalım. Şimdi arkadaşlar bakalım bir yer açıldı mı, bir şeyler oldu mu? Hiçbir yer açılmadı. Şimdi bizde 20 tane rekabet puanı oldu. Bunları oynamak... Bir dakika, rekabet puanı şimdi bizim ne işimize yarıyor ki? Hiç anlamadım abi. Rekabet puanlarının ne işe yaradığını... Heh buldum. 225 lazım. 40 lazım. 45. 250. 325. 375. Abi Gaytan çok işime yarar. Bir dakika. 50 veriyormuş. 1000 FIFA points'e bile 50 veriyor. Çok zor ama abi var ya tüm points'im olsa harcardım bu Gaytan'ı alabilmek için ya. Bu Gaytan var ya çok işime yarar benim. Bu adam da iş yapabilir ama dizilişime uymuyor. Sol bek lazım mı bilmiyorum ama işe yarayabilir yani. Şimdi bakalım abi bu kaç günde bir yenileniyormuş? Ne kadar zamanda bir yenileniyor? 9 saat sonra yenilenecek. Tamam arkadaşlar ben bunu sürekli oynarım. Ve bunları tamamlarız arkadaşlar. Şimdi burada ne yapıyoruz açıklayayım arkadaşlar. Zaten anlamışsınızdır. Burada teklif gerçek hayattaki maç günde yayınlanır. 10 Aralık diyor. Evet arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi Atletico Madrid teklif gerçek hayatta maç günde yayınlanır. 10 Aralık.
Burada bir tane özel bir teklif gelecek galiba 10 Aralık'ta bir daha. Ya da şu an ne zaman ki zaten? 10 Aralık mı? 10 Aralık'a bir gün var. 25 gün yazıyor. Ha, açılışı daha yayınlanmamış zaten. Daha 1000 FIFA point'imiz olsa bile alamıyoruz bunu. Öyle bir durum var. Yani şu anda bunu alabilen kimse yok bu oyunculardan herhangi birisini. Abi bir şey söyleyeyim mi? Joaquin de benim işime yarar ha. Joaquin'i bile alsam razıyım yani. Ama Gaytan sağ kanat efsane ötesi olur. Hernandez muazzam olur ama Gaytan tek istediğim şu anda Gaytan arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu etkinlikte bu şekilde oynadık etkinlikleri. Bunlar tekrarlı falan da değil zaten. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar mağazaya geleceğim. Orada benim bir paketim vardı. Birazcık süresi kalmıştı. Bakalım dolmuş mu? Dolmuş. Güzel. Bu paketi de açabiliyoruz. Videoya özel. Güzel bir paket. Hadi abi ya. Ben bu paketten Lewandowski çıkardım. Ondan sonra bir kere şansım gülmedi ya. Bir dua edin arkadaşlar. Yani bir hani Kore abi güzel bir şey çıkarsın ya da kardeşim güzel bir şey çıkarsın deyin ya lütfen. Hadi deyin. Artık çıksın yani. Bu paketten olmasa bile şu 11 tane daha hakkım kaldı. Şu an öyle bir durumdayız ki 11'inden de bir şey çıkmayacak gibi geldi bana. Baksanıza. 70 çıkıyor abi. 70'ten yüksek çıkmıyor. Yine çıkmadı. Bir çıkartalım yani bir artık. Hani nazar mı değdirdiniz bilmiyorum artık. Çıkmıyor artık. 200 FIFA Points ile şey açılır mı? Yok abi ya açmayacağım. Paket açılımı videosu olsaydı açardım. Çok fazla paket açmamı isteyenler de var. Ayrıca etkinlikle ilgili video çek diyenlerin olmuş. O yüzden çektim arkadaşlar. Sordum size siz etkinlikle ilgili video çekti misiniz? Bu arada tekrardan hatırlatayım. Canlı yayın olabilir akşam. Olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Sorun olmazsa yapacağım. Onu da kaçırmayın. Ona da lütfen gelin. Coins kasma taktiği falan gösterebilirim o videoda da. Güzel şeyler yapabiliriz. Haydi bakalım abi. Uzun pas, top kontrolü ve hızlanma. Devam ete basalım arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Çok uzun bir şey olmadı. Ancak birazcık daha böyle kısa video yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. O yüzden mücadelede şu İspanya mücadelesini oynayalım bari points kasmak için. Hatta arkadaşlar size şunu göstereyim ya. Hatta şu lige size ne yaptığımı göstereyim. 26 kişi kalmış ligde. Neden? Herkes çıktı çünkü sebebi kaybediyoruz abi. Şu görüntüle kısmına bir gelelim mi? Abi Ataberk oynamamış. Yusuf Ali 7 gol ne abi? 89 gen adamsın. Tamam rakip çok zormuş ama Yasuo Kural oynamamış. Enes oynamamış. Emin oynamamış. Nijat oynamamış. Akigo oynamamış. Ozan TR oyna. Bunlar ne abi? Bu lige gelmeniz için diyorum ki ben arkadaşlar 15'in altında gol 3 maçınızda oynamayanlar bu lige gelmesin. İstek bile atmayın arkadaşlar. İstek atıyorsunuz kabul ediyorum. Hatta hafta sonu şu anda gün cumartesi bugün günlerden. Hani cuma akşamı oynayabilirdiniz. Kimse oynamamış arkadaşlar. Yani gerçekten durumlar çok kötü. Ligi tamamen silmek istiyorum şu anda. Yani silmekten kastım herkesi ligden atmak istiyorum. Gerçekten o kadar başvuru var. Bakın şu başvuru yapanlara şey değil mi? Yazık değil mi abi? Belki bunlar her türlü oynayacak. Bakın 88 gen adamlar başvuru yapmış. Bazen dolu diye alamıyorum. Siz başvuru yapın arkadaşlar. 90 genin üstünde başvuru yapanları direkt alacağım. 88 gen falan herkesi alacağım. Bu lige düzen yapacağım arkadaşlar ben birazdan. Ama onu videodan sonra yaparım. Şimdi hemen mücadelelere girelim. Ve mücadeleleri oynayalım arkadaşlar. Kondogbia'yı geçebileceğim mi? Geçtim mi? Geçtim. Gabriel Pulisic'e de geçtim. Lewandowski 89 gen takım bizim neyimize diyecektim ki çok kötü bir gereksiz bir yerde şut çektim. Herkese karşı öyle yani. Hiçbir zaman vurduğunu görmedim. Ali güzel bir şut gelir mi? Gelir be sen Ali'sin çünkü abi. Dele Ali. Bu adam atar. Bu adam efsane bir oyuncu ve atar. Yarın 3 tane efsane elit oyuncu planını tamamladığım bir video gelecek. Bunu sakın kaçırmayın. Siz ben de yaptım adamın üstünden geçemedim ama. Kalecinin üstünden geçebiliyor mu bu? Penaltı. Penaltı aldık abi. Penaltı almanın taktiğini buldum. Tabii çok zor şansa denk geldim. Ortaya vuracağım ya. Kaleci büyük ihtimal tutar ama ben ortaya vurmak istedim. Tamam tutamadı güzel. 2-0. Ne zaman ortaya vursam kaleci ne hikmetse ortaya atlıyor arkadaşlar. Bu oyunda da öyle bir şey var. Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Sıkıntı sıkıntı. Starkaya hayır hayır kaleci koş. Yine de gol yedik abi ya. Çok hızlı konuştum. Gol oldu. Güzel gol. Beğendim. Ya easy. Güzel. Andre Gomes'te de var arkadaşlar. Ama Andre Gomes ne yaptın sen ya? Gol yedin. Gol yedin. Birazcık kaşındım arkadaşlar. Golü de yedik. Bir çöp ya. Yemin ederim çöp. 3-3 oldu. Hemen gol atıyorum arkadaşlar. Bu Barrov adamdır ya. Barrov adamdır. Hemen arkadaşlar maçın sonuna gelelim.
Abi gol yedim. İlginç. Hemen atalım. Hemen atalım. Çekişmeli olmasını beklemiyordum ben. Bu ne? Hemen videonun sonunda devam ederiz o zaman. Maçın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 5-4 maçı kazandık. Büyütmeyin bir ekranı. Görün şu 5-4 kazandığımızı bir görün. Win. Won. %100 kazanma taktiği videomu da izleyin arkadaşlar. Şu iki videodan birinden. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. %100 kazanma taktiği videom. Şuralarda bir yerde. İzleyin. Benim gibi böyle kazanın arkadaşlar. Her türlü. Skor önemli değil. Kazanıyorsunuz yani. Hoşçakalın, sizleri seviyorum. Ve bye bye.